Kısaca tanımı, eğimli yamaçlardan yuvarlanan ve yuvarlandıkça da büyüyen kar kütlesine çığ denir. Çığ olayı, kar yağışının ve yamaç eğiminin fazla olduğu, bitki örtüsünden yoksun yerlerde görülür. Çığ olayı bazen eski kar tabakası üzerindeki yeni kar örtüsünün bazen de zeminin üzerindeki bütün kar örtüsünün kayması şeklinde olur. Kar yağışından sonra rüzgarın oluşması, kar örtüsünün belirli alanlarda birikmesine, bu da çığ olayına neden olabilmektedir. Kar örtüsü üzerine yağmur yağması, örtünün ağırlığını arttırdığı için çığlara neden olabilmektedir. Bu tür çığlara çoğunlukla ilkbahar zamanlarında gerçekleşir. Çığ nedir, nasıl oluşur? Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan, engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış kuvvetlerin etkisiyle başlayan bir hareket sonucu, yani tetikleme sonucu, yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanabilir. Geniş ölçekte de tanımını bu şekilde verebilirim. Çığ, kısaca kar tabakası ve kar tabakalarının iç ve dış etkisiyle yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir. Kar tabakalarının birbirinden farklı özellikleri olacağından, çığ bazen diğer bir tabaka üzerinde kayan bir tabaka ve tabakalar ile veya tüm tabakalarının zemin üzerinde topluca kaymaları sonucunda da olabilir. Çığa neden olan önemli faktörler. Yoğun kar yağışı ilk faktörlerden biridir. Yamaçlarda kar birikmesine yol açan yoğun kar yağışı, çığ oluşumu için temel şartlardan biridir. Şiddetli kar fırtınalarının çığlara yol açma olasılığı daha yüksektir. Çünkü çığın kolayca başlayabileceği dengesiz alanlarda kar biriktirirler. Rüzgar yönü faktörü. Rüzgarın estiği yön aynı zamanda yamaçlarda kar birikimi düzenini de belirler. Yukarı doğru esen kuvvetli rüzgarlar dik yamaçlarda kar kütlesinin toplanmasıyla sonuçlanabilir veya karın bir dağa aşırı hakim olmasına neden olabilir. Bu kar kolayca çığ üretebilir. Kar tabakası hakkındaki faktörü. Eğimde oluşan bir kar tabakası buza döndüğünde ve daha sonra buz tabakasının üstünde biriken başka bir tabaka oluştuğunda en ufak bir tetikleyici de tabaka aşağıya kaymaya karşı oldukça hassastır. Dik eğimler. Bir çığ sırasında yer çekiminin etkisi altında kar aşağı doğru kayar. Böylece yamaçlar daha dik olduğu için daha hızlı bir şekilde yuvarlanmaya başlayan kar kütleleri çığa sebep olur. Dengesiz kar kütlesine düşen bir kaya gibi küçük bir cisim büyük bir çığa neden olabilir. Yüksek sıcaklıklar. Daha yüksek sıcaklıklar yüzeydeki kar tabakasının erimesine neden olabilir. Ani bir kar yağışı nedeniyle üste yeni bir kar katmanı biriktiğinde bu katman üzerinde durduğu kaygan yüzeyi nedeniyle aşağıya kaymaya karşı oldukça hassas olur. Depremler. Depremler zeminin titreşmesine neden olan dalgalar üretir. Dağlarda bir tabaka karın altındaki zemin titreştiğinde karı yerinden çıkarabilir ve çığ olarak aşağıya doğru yuvarlanmasına neden olabilir. Makineler ve patlayıcılar tarafından oluşan hareketler veya titreşimler. Genellikle dengesiz kar tabakaları olan bölgelerde kar motosikletlerinin veya arazi araçlarının titreşimleri katmanları yerinden oynatabilir ve yer çekimi sayesinde kaymalarına neden olabilir. Kayaları parçalamak için patlayıcı madde kullanıldığı zaman patlamadan kaynaklanan güçlü titreşimler nedeniyle çığ oluşumu gerçekleşebilir. Ormansızlaşma, ağaçları yok etme. Bitki örtüsü genellikle toprağı afetlere, sel, fırtına, erozyon ve çığ gibi olaylara karşı korur. Yamaçtaki ağaç sıraları, çığın bir dağın tabakasında ve tabanında bulunan yerleşimlere ulaşmasını zorlaştırabilir. Ayrıca çığın hareketini yavaşlatabilir. Bununla birlikte ekonomik kazançlar için insanların eğilimli alanları ormansızlaştırması aynı bölgede yaşanan önceki çığlara karşı daha hassas hale getirir
Yani bir nevi ormanları çığ engelleyen korunaklar gibi düşünebilirsiniz. Biz yok ettikçe de daha fazla çığ riskinin artmasına neden oluyor. Kış sporları etkinlikleri. Çoğu zaman kayakçılar veya dik yamaçlar içeren diğer kış sporları aktiviteleri tarafından gevşek bir kar tabakasında sebep oldukları basınç çığ tetikleyen bir diğer faktördür. Anlatmış olduğum tüm faktörler ülkelerde yaşanan en önemli faktörlerin içindedir. Türkiye ve çığ vakalarının durumuna bakalım. Türkiye'nin özellikle kuzey ve kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde çığ olayına uygun meteorolojik koşullara sahip dağlık alanlar mevcuttur. Ortalama yüksekliği 1000 metreyi geçen ve çığ oluşumuna uygun alanların yüz ölçümü bu bölgeler içinde çok yüksek bir yüzdeye sahiptir. Bu bölgelerde meydana gelen çığlar yerleşim yerlerini, yolları, turistik tesisleri ve diğer bütün devlet yatırımlarını tehdit etmektedir. Çığ olayının yerleşim yerlerine etkisi her afet türü gibi sosyal ve ekonomik açıdan olmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetim AFAD Başkanlığının verilerine göre ülkemizde 1890 ile 2014 yılları arasında toplam 1997 çığ felaketi yaşandı. Bu olaylarda 1446 kişi hayatını kaybetti. Çığ anında ne yapmalı? Çığ genellikle çok hızlı gelişir ve hareket eder. Bu nedenle çığın oluşması fark edildikten sonra mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalıdır. Çığın başlangıç anından sonra eğer bina içinde değil dışarıda bulunuyorsanız, çığ başladığında çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine, etrafta bulunan araçlara, araba, kayak, kar aracı veya hiçbir şey ve var olan daha güvenli yerlere, büyük ve sabit kayalar, yamaç, aşağı girintiler ve benzeri gibi bağlı olarak o alandan çok hızlı bir şekilde ayrılmaya karar vermek gerekir. Yani direkt panik yapıp durmaktansa herhangi bir sığınak gibi yerlere, yani bir araç bile olabilir bu. Gerekirse yanına oturup bekleyebilirsiniz. Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışabilirsiniz. Bağırarak veya başka ses kaynaklarını, korna, çan, ıslık, siren gibi kullanarak diğer insanları uyarabilirsiniz. Eğer çığa yakalanmamız kesin ise veya o anda kayak yapıyor iseniz, kayak sopalarını, batonlar bileğe bağlı olmamalıdır tabii ki. Ve kayakları çıkarıp atmak, sabit bir ağaç, yeterince güvenilir olmasa da çığın büyüklüğüne göre çare olabilir. Kaya veya başka bir cisime tutunmaya çalışmak. Kayarak kaçmayı denemeyin. Bu tamamen yapacağınız en büyük hatalardan biri olur. Kırılmış ağaç veya kaya parçalarından uzak kalmaya ve korunmaya çalışmak. Yerden de destek alarak yüzme hareketi yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışmak. Ağzı sıkıca kapatmak, eğer mümkünse kafa karın altında kaldığı anda uzun süre nefesini tutmaya çalışmak. Önerilen diğer bir yöntem de akış sırasında oturma pozisyonu almaktır. Bu yöntemde bacaklar ve kollar birbirine yapıştırılır. Çığ durmadan kısa süre önce bacaklar ile yeri sertçe iterek, eğer zemin altta ise veya zemin üzerindeki kar sertleşmeye başlamışsa kalkmaya çalışmak. Çünkü çığ durduktan sonra betonumsu bir özellik kazanacak olan kar içinde değil, kalkmak, parmağınızı oynatmak bile imkansız olacaktır. Çığ durmadan önce mutlaka bir el yüzün önünde, yani ağız ve burnu kapatacak şekilde, diğer el de başın üstünde yüzeye doğru uzatarak tutmak ve kar altında kalınan zaman boyunca bizim için hayati önem taşıyacak nefes alınan boşluğu, hava kesesi olabilir bu, genişletmek ve bu arada başı sağa sola çevirmeye çalışmakta fayda var. Yani direkt durmayın, herhangi bir çığın altındaysanız soğuktan donma ihtimaliniz var. Bu hava kesesi çok küçük olsa bile ağız ve burnun kar ile dolmaması demektir. Kesenin varlığı kazazedenin her zaman kurtulma şansının olduğunu ümit etmesini sağlar. Karda ses iletimi az olmasına rağmen eğer yüzeye yakın olunduğu hissedilirse
ya da öyle olabileceği varsayımını ihmal etmemek için bağırmak faydalı olabilir. Bazı olaylar ve araştırmalar göstermiştir ki, sırt çantası taşıyan insanların çığın topuğu civarında yüzeyde kalma şansları taşımayanlardan daha fazladır. Eğer bir aracın içinde bulunuyorsanız, motoru durdurup ışıkları söndürmeli, araçtaki oksijen miktarını korumak için sigara içmemeli ve kibrit yakmamalı, eğer telsiz varsa çağrı yapmalı ve telsizi alıcı konumunda sürekli açık tutmalı, dışarı ses, korna, ışık verecek herhangi bir alet, fener gibi faydalı olabilir. Eğer araçta bir çubuk veya benzeri bir alet var ise, bunu kar içine yukarı doğru batırıp kurtarmaya gelecek olanların çubuğu görmelerini ümit etme şansımız da olabilir. En son olarak da çevreleyen karı kazmaktır. Ancak kazarken kişi kendini kesinlikle güvende hissetmiyorsa araç içinde kalmanız daha emniyetlidir. Yukarıdaki önlemlerin hepsi bilimsel olarak düşünülüp hazırlanmış önerilerdir. Panik her zaman sizi hata yapmaya sevk edeceği için çığ anında bu önlemlerden en mantıklı olanı uygulamanız hayatta kalma şansınızı fazlasıyla arttıracaktır. Ülkemizde nadiren ölümlere sebep olsa da dikkate almanız faydalı olacaktır. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.